Sektörel Haber Merkezi'nden bugün de merhaba değerli seyircilerimiz. Biliyorum merak ediyorsunuz, sizleri fazla bekletmiyoruz ve hemen yurt genelinde adım adım sektörleri birlikte dolaşmaya başlıyoruz. Artık her kuruluş, hatta neredeyse profesyonel her bireyin birer web sitesi var. İnternet çağında yaşadığımıza göre bu iletişim yolunu kullanmak da bir zorunluluk oluyor haliyle. Ve bu sektörün inceliklerini uzmanlarından öğreniyoruz. Merhabalar Emin Bey. Nasılsınız? Merhabalar. Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Bizler deyiz. Emin Zeybek kimdir ve neler yapmaktayız efendim burada? Ben Manisa doğumluyum. 1989 yılında burada doğdum. 2005 yılında temellerini burada attık. Burada büyümeye devam ediyoruz. Verilerimiz, hizmetlerimize gelelim biraz. Burada ne tür hizmetler vermektesiniz talepler doğrultusunda? Talepler doğrultusunda butik çalışıyoruz. Yani butik bir ajansız diyebiliriz. Referans sistemiyle çalışıyoruz genelde. Asıl lokomotifimiz yazılım. Tabii bunun haricinde yan ürünlerimiz de var. Web yazılımı, online takip sistemleri, mobil uygulamalar, arama motoru reklamları, sosyal medya reklamları, kurumsal kimlik çalışmaları, danışmanlık hizmetleri gibi birçok hizmetimiz var. Bunlardan en önemlisi ücretsiz analiz hizmetimiz. Sektörel analiz hizmeti veriyoruz. Rekabet doğrultusunda yaşadığınız şehirde ya da hizmet vereceğiniz sektör ve hizmet vereceğiniz şehirde size ücretsiz rekabet analizi sunuyoruz. Bu rekabet analizi doğrultusunda sektöre girilir mi, girilmez mi ya da işte bu sektöre girmek için ne yapmalı, ne etmeli gibi danışmanlık hizmetlerimiz de var. Birçok hizmet veriyoruz aslında burada. Bizi diğer firmalardan ayıran şey aslında bu bahsettiğim hizmetleri birçok firma veriyor. Bir sürü yer var bizim gibi ama biz 2005 yılından beri buradayız. Bir yere gitmiyoruz diğer arkadaşlar gibi. Ve bizim asıl olayımız geri bildirim. Yani yaptığımız her işin arkasındayız. Zaten yola işiniz değil işimizdir sloganıyla çıkıyoruz. Ve siz bize anlatın, biz herkese anlatalım gibi bir güvenle yolumuza devam ediyoruz. Bizi diğerlerinden ayıran şey geri bildirimimizdir. Yaptığımız her işin arkasında dururuz. Yaptığımız işlerden müşterilere mutlaka geri bildirim gelmesini sağlamak için elimizden gelen çabayı gösteririz. Efendim 11 yıldır bu sektörde olduğunu söyledik ve her gün başarıya başarak katarak bugün sektörün emeğlerinden biri oldunuz. Ben biraz ileriye yönelik plan ve projenize de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz? Ajans feedback olarak büyümeyi planlıyoruz her zaman. Her şirkette olduğu gibi ama bu büyümeyi planlarken İzmir, Ankara, İstanbul gibi lokomotiflerde değil Manisa'da da neden bir ulusal kalitede ajans güzel işler çıkarabilen bir dijital ajans çıkmasın derdindeyiz. O yüzden burada başladık, burada büyüyoruz. İnşallah burada devleşeceğiz. Ve bu önyargıyı ortadan kırmak. Ben bu konuda size başarılar diliyorum. Şimdi özellikle işletme sahiplerimize, işletmecilerimize buradan vermiş olduğunuz hizmetler ve sektörle ilgili sizlerle çalışmaları halinde kazançlar neler olacaktır? Ne tür tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Bizlerle çalışması halinde kazançları müşterilerimizin yine az önce söylediğim gibi geri bildirimleri olur. Düzgün çalışıyoruz. Her işimizin arkasında duruyoruz ve müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak adına ve devamlılık adına yaptığımız her işte geri dönme yani yapılan işin meyvesini alana kadar o işin peşini bırakmıyoruz. Çok köklü bir işletmeye konuk oluyoruz değerli seyircilerimiz ve çok özel hizmetlerini birlikte izliyoruz. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesine kırma eleme, yıkama eleme ve beton santrali ihracatı yapan, yüksek kalite, uygun fiyat, ergonomik tasarım ve yıllarca sektöre emek vermiş ustalar güçlerini birleştirip firmamızı zirveye taşımaktadır. Servis, yedek parça, kolay ve pratik çözümler sunan profesyonel bir ekiple müşterilerine yerinde çözümler sunan köklü bir işletmeye konuk oluyoruz. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizlerdeyiz. Mahmut Bey, öncelikle sizi tanıyacağız. Verilen hizmetleriniz, sektör olan katkılarınız, özellikle marka haline gelişinizle ilgili kısaca hikayesinden öğrenebilir miyiz? Mahmut Bey kimdir? Ne tür hizmetler vermektesiniz? Tabii ki. Ben Mahmut Bozkurt, İzmir doğumluyum.
2001 yılından beri bu sektördeyim. 2014 yılında kendi işletmemizi kurup devam etmekteyiz. Ürettiğimiz ürünler beton santralleri, konkosör tesisleri, çelik konstrüksiyon imalatları ve vinç imalatları yapmaktayız. Ürünlerimizin tercih edilme sebebi kaliteli ürün ve profesyonel ekiple yapılan işçiliklerden kaynaklanmaktadır. Türkiye'nin tamamına hizmet verebildiğimiz gibi yurt dışındaki Cezayir, Azerbaycan, Kazakistan, Mısır bu ülkelere de talepler doğrultusunda hizmet verebilmekteyiz. Ve sizi bu sektörde en iyi yapan özellikleri biraz evvel saydınız. Tabii bunlara profesyonel bir kadronun olduğunu da kattınız. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir? Kaç metrekarelik bir alanda çalışıyorsunuz? Ben hariç 18 tane çalışan personelimiz var. Bunlar işin yoğunluğuna göre artırılabiliyor. Ve çalışma alanımızla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz lütfen? Çalışma alanımız 1600 metrekare kapalı fabrikamız var. Bir o kadar da açık sahamız var. Stok sahası dediğimiz saha. O alanda çalışıyorsunuz. Orada çalışıyoruz. Ürünlerimizi hep kaliteli sertifikalı ürünler kullanmayı tercih ediyoruz. Bu da sizi zirveye getiren özel sebeplerden diyebiliriz. Tabii bizi zirveye getiren özel sebepler öncelikle kalite. Kaliteli ürün kullanmak, kaliteli işçilik ve zamanında teslim etmek. Önümüzdeki yıllarla ilgili hedeflerimiz daha çok kalitemizi arttırmak, daha çok müşteri potansiyelimizi arttırmak ve daha geniş kapsamlı makineler yapmak. Ürün yelpazesini genişletmek istiyorsunuz. Evet. Daha çok insana hitap etmek, belki bünyenizdeki çalışan kadro sayısını daha da genişletmek istiyorsunuz ama bunu yaparken kaliteden ödün vermeden bu hizmeti devam ettirmek istiyorsunuz. Tabii ki. Efendim, sizi bu zirveye taşıyan özelliklere bir de müşteri memnuniyetini eklememiz şart. Çünkü sizi gerçekten bu noktaya getiren aslında müşteri memnuniyeti bana göre. Şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde sizleri tanıyan değerli müşterilerinize buradan bir teşekkür mesajınız olacak efendim. Bizi tercih eden ve bizi izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu ürünlerin sağlık, lezzet ve fiyat bakımından tercih sebebi olmasını sağlayan firmamıza konuk oluyoruz. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, İzmir'deyiz. İzmir Karşıyaka'da ve sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yine sektörünün lider firmalarının birinde konukuz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Enis Erkoç beyefendi bulunmakta. Bakalım özellikle sektöre verilen hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgilerini alacağız. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Enis Erkoç kim ve buradaki çalışmalarımız nelerdir efendim? Ben İzmir doğumluyum. Şimdiye kadar yine gıda sektöründe, farklı bir sektörde faaliyette bulunuyordum. Aynı şekilde o sektörde faaliyette bulunmaya devam ediyoruz esasen. Bizim en büyük özelliğimiz, diğer süpermarket firmalarından bizi farklılaştıran en büyük özellik, internet üzerinden siparişlerimizi belli bir tutarın üzerinde müşterilerimize ücretsiz ulaştırabilmemiz. Bu noktada tabii en büyük hedef kitlelerimizden bir tanesi evde bebekli anneler. İki kişinin çalıştığı, hem ebeveynlerin ikisinin birden çalıştığı evler. Çünkü bu insanların zaman ayırma, alışverişe zaman ayırma ile ilgili çok büyük sıkıntıları söz konusu oluyor. Yine yaşlılarımız. Evet, yaşlılarımız. Aynen o şekilde. Bizim diğerlerinden en büyük farklılığımız bu. Bunu da kendimizin geliştirmiş olduğumuz özel bir araçla, özel frigorifik bir araçla gerçekleştiriyoruz. Zaman içinde hedefimiz İzmir içinde farklı noktalarda yine satış noktaları oluşturup İzmir'in diğer bölgelerine de hizmet verebilmek. Şu an için sadece Karşıyaka ve Çiğli bölgesine hizmet verebiliyoruz. Zaten satış noktamız da Karşıyaka Şemikler Mahallesi içerisinde. Hem kalite hem marka anlamında Türkiye'nin önde gelen firmalarını zaten satışa sunuyoruz burada. Ayrıca satın almaları gerçekleştirirken de kalite kontrol süreçlerini de en üst düzeyde tutuyoruz.
Ve özellikle önümüzdeki yıllarla ilgili plan ve projelerimize baktığımızda kurumsallaşmak, daha çok insana hitap etmek, zaman içerisinde şube sayısını artırmak gibi projeleriniz de var. Evet. Ama önceliğimiz kalite diyorsunuz. Şimdi efendim bu sektörde en iyi yılın özelliklerinden bir tanesi müşteri memnuniyeti ve şu an bizi izleyen izleyicilerimize buradan bir teşekkür mesajınız olacak mı? Tabii ki. Bizi şimdiye kadar tercih etmiş olan tüm müşterilerimize bize olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve bu güvenlerinin de devamı konusunda biz elimizden gelen her türlü hareketi gerçekleştireceğimizi buradan beyan etmek olmak istiyoruz. Efendim bize ayırdığınız zaman için size çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Özellikle bizi izleyen ve tercih eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle son yıllarda organik gıdaya talep istikrarlı bir şekilde artış göstermektedir. Toprak ve su gibi doğal çevrenin tarım eliyle kirletilmesini engellemek, temiz malzeme ve teknikler kullanılarak ürettiği ürünleri tüketiciye sunan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde olumlu katkılar sağlamayı hedefleyen Cumali ve Micaz Bey aktarıyor. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederiz, elhamdülillah iyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Efendim, hizmetlerinize ve sektör olan katkılarınıza değinmeden önce ben değerli izleyicilerimize çok kısa sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Cumali Kurt kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet verirsiniz efendim? Efendim, ismim Cumali Kurt. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk efendim. Beldemize, çiftliğimize hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizler de mutluluk duyduk. İnşallah biz burada uzun süredir, 15 yıldır burada ikamet etmekteyiz ve bu hizmeti yapmaktayız. Genelde biz organik ürünlere yönelmişiz. Ve organik tavuklar, salma tavukçuluk için damızlık üretiyoruz. Evet. Bizim farkımız burada ilaçsız, torunlarımızla birlikte ilaçsız bir ortamda çocuklarımız kurtlu da olsa bir meyve yesin diyoruz. Ve bunu yerken de sadece biz değil, tüm burada yaşayan, çevremizde yaşayan insanlar da gelsin, bundan tatsın, bundan faydalandın, bundan istifade etsin diye bekliyoruz buraya inşallah. Yani doğal olarak burada her türlü imkanı gelen misafirlerinize sunabiliyorsunuz. Evet. Micaz Bey, sizleri de biraz değerli izleyicilerimize tanıtalım lütfen. Tabii ki. İsmim Micaz. Astrolog üretim çiftliği olarak Emir Alem'de astrolog üretiyoruz. Bu tavuk cinsidir. Ve farklı tavuklar da var. Yaklaşık olarak ayda 2000-3000 civciv üretmekteyiz. Tüm illere gönderimimiz vardır. Yıl 12 ay bu işletmeyi çalıştırıyoruz. Sürekli civciv üretiyoruz. Tüm kanatlı severlere gönderiyoruz. Buradaki verilen hizmetler Türkiye'nin bütün noktasına ulaşmakta. Hayvanlarımız orijinal ırktır. Yurt dışından gelme orijinal ırktır. Efendim, bu talepler size nerelerden ve nasıl gelir? Türkiye'nin her yerinden, internet ortamından, sanal ortamdan bize gelmekte ve biz onlara bu ürünleri tedarik etmekteyiz. Efendim, değerli müşterilerinize, değerli izleyicilerimize buradan bir teşekkür mesajınız olacak mı? Öncelikle bizi izleyen, bize zaman ayıran izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. İlk öğretime başlamadan önce çocuklarımızı gönül rahatlığıyla teslim edebileceğimiz özel bir anaokuluna götürüyoruz sizleri. Eğitim çocuğu sevmekle başlar, ona saygı duymakla gelişir, bilgiyle olgunlaşır. 5 kıtada 2 milyondan fazla öğrenci yetiştiren, Türkiye'de 43 adet şubesi bulunan, temel eğitimde dünya markası olan kurumun kurucusu Songül Özer'in konuğu oluyoruz.
Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler? Çok teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Songül Hanım, öncelikle sizi tanıyacağız ve burada verilen hizmetler hakkında sizden bilgi alacağız. Buyurun. Tabii ki. Songül Özer ben. Evli ve iki çocuk annesiyim. 11 yıllık eğitimciyim. Son 2 yıldır, 2014'ten beri de işletmeci olarak eğitim sektöründe varım. İşletmeci olarak hizmet vermektesiniz. Burada evet. Verilen hizmetleri biraz açalım. Ve farkınız nedir diğer firmalardan efendim? Şöyle, biz eğitimde şuna inanıyoruz. Her çocuğun farklı, her çocuğun özel ve mutlaka başarabileceği, kendi içerisinde en olabileceği noktalar var. Buna ulaşmak için çalışıyoruz. Ve gelişen dünyada İngilizcenin öneminin farkındayız. O yüzden İngilizceyi ana dili gibi konuşabilen, akademik başarısı yüksek çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Eğitimdeki hedefimiz de bu. 2-6 yaş arası çocuklara hizmet veriyoruz. Dediğim gibi İngilizce ağırlıklı bir eğitim kurumuyuz ama bununla beraber çocukların ileriki dönemde sağlam adımlarla ilerlemesi için de onlara bilim, matematik gibi alanlarda da yönlendirme yapıyoruz. Farklı ilgi alanlarını keşfetmeleri için onlara çeşitli branş dersleri sunuyoruz. Jimnastik gibi, bale gibi, izcilik ve satranç gibi. Müzik de tabii ki bunların başında geliyor. Çünkü ben inanıyorum ki biz eğitim kurumu olarak inanıyoruz ki her çocuk ilgi duyduğu, başardığı, keyif aldığı bir alanı bulmalı, keşfetmeli. Bunun için de çocuğa ortamlar sunmanız gerekiyor ki onlar bunu keşfedebilsinler. Oldukça da geniş bir alanda bu hizmeti veriyorsunuz. Hı-hı. Toplam kaç metrekarelik bir alanda? 1200 metrekarelik bir alandayız toplamda. Sınıflarımız da geniş ve ferahtır. Çocuklarımızın o geniş ve ferah ortam içerisinde iyi bir eğitim almasını hedefliyoruz. Ben biraz ileri yönelik plan ve projenize de değinmek istiyorum. Neler planlıyorsunuz önümüzdeki yıllar için? Önümüzdeki yıllar için hobi bahçemiz var. Biz eğitim olarak şuna inanıyoruz. Çocukların doğayla ve hayvanlarla baş başa vakit geçirmesinin onlar için çok iyi olduğunu inanıyoruz. Çünkü biliyorum ki doğa sevgisiyle, hayvan sevgisiyle yetişen nesiller ileride bunu bir sonraki nesle de aktaracak ve doğayı, hayvanları koruyacak. Bu anlamda bir hobi bahçesi hazırlıyoruz. Bu hobi bahçesinde çocuklar kendi bitkilerini yetiştirecek, hayvanlarla vakit geçirecek, açık alanlarda daha fazla vakit geçirebilecekler. Bu da yeni dönemde hazırlamış olduğumuz en önemli projelerimizden biri. Tabii ki bununla sınırlı değil. Biz daima hedef büyütmek istiyoruz. Verdiğimiz hizmetin kalitesini her yıl gerek öğretmenlerimize verdiğimiz eğitimlerle, gerekse çocuklarımızın programlarını yenileyerek her yıl bir üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Efendim, geleceğimiz olan çocukları size emanet ediyoruz ve siz de bu emanetlerimize gayet samimi bir şekilde, ciddi bir şekilde hizmet vererek onları ağırlıyorsunuz, yetiştiriyorsunuz, geliştiriyorsunuz. Bu konuda size başarılarınız daim olsun diyorum. Bize ayırdığınız zaman ve bilgiler için de çok çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Yılı ve sonrasını yatırım yılı olarak hedefleyen, kalite ve güvenden taviz vermeyen, %100 müşteri memnuniyetini ilke edinen, bünyesinde birçok ürün çeşidiyle daima en ucuz politikası ile müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen firmamıza konuk oluyoruz. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Efendim. Teşekkürler, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Kazım Bey, özellikle sektöre girişiniz, verdiğiniz hizmetler, ileriye yönelik plan ve projeleriniz gibi bütün detay bilgilerinizi alacağız. Ancak değerli izleyicilerimize öncelikle sizi tanıtarak başlamak istiyoruz. Kazım Sarıkaya kimdir ve başarı öykünüz nelerdir efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Aslen Ağrılı, 93 yılında kamu yönetimini ikinci sınıfta bırakıp ticarete atıldık. Ticarete kuyumculukla başlayıp 17 yıl dolu dolu çok sevdiğim kuyumculuk mesleğini yaptım. Bu arada 96-99 yıllarında inşaat sektörümüzü kurduk. 2000-2001 yıllarında market firmamızı kurduk. Dolayısıyla kuyumculuğu üçünü bir arada götürmeyip kuyumculuğu kapatıp inşaat ve market sektöründe hızla devam ediyoruz. İstihdam sağlamaya devam ediyoruz. Özellikle 3 şubeyle hizmet vermektesiniz şu an market sektörüne baktığında. 3 değişik noktada hizmetleriniz var. Bunlarla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz?
Market sektörü bizim için çok önemli bir sektör haline geldi. Hem temel ihtiyaçların karşılanması, hem günümüzde bu tür ticaret faaliyetlerinin gerçekten çoğalması bizi de bu konuda biraz teşvik etti doğrusu. Tabii bu teşvik ederken bununla kalmayıp şube sayılarımızı arttırıp hem istihdama katkıda bulunup hem de bizim hedefimiz olan gururla söylüyorum Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 yılında 23. şubeyi aşmaktı şu anki ilk hedefimiz. Bunun yanında inşaat sektörünü de aynı şekilde ilerletip gelen talepler doğrultusunda iyi projelerle milletimize faydalı olmaya çalışacağız inşallah. Şimdi efendim özellikle bizi izleyen izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan ve sizlerden hizmet almış birçok değerli izleyicimiz ve müşteriniz de bulunmakta. Özellikle onlara buradan bir teşekkür mesajınız olacak mı? Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir nokta. Ticaretçileri ayakta tutan müşterilerdir. Ben burada sizin vasıtanızla bütün müşterilerimize inşaat olsun, market olsun, bütün müşterilerimize kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hizmet vermeye devam edeceğiz. Bize güvendikleri için hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Günümüz insanının en temel problemlerinden biri konut bulma. Binlerce seçenek arasından kendi yaşam şartlarınıza uygun evi bulabilmek ancak bir uzman aracılığıyla mümkün olabiliyor. Şimdi emlak piyasasının nabzını tutmak için bu iş kolunda faaliyet gösteren bir firmaya konuk oluyoruz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemal Bey, burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz, özellikle sizi bu sektörde yıldız haline getiren başarılı çalışmalarınızdan söz edeceğiz. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi tanıtarak başlayalım. Kemal Bey kimdir ve ne tür hizmetler vermektedir? Ben Kemal Arslan, 1983 Elazığ doğumluyum. Aslen Tunceli'li bir ailenin çocuğuyum. Uzun zamandan beri ticaretle uğraşıyorum. Farklı sektörlerde hala hizmet vermekteyim. Şu anda kendime belirlemiş olduğum işim ise gayrimenkul danışmanlığıdır. Ve verilen hizmetleri biraz açalım. Sadece danışmanlık değil, aynı zamanda emlak, alım satım, kiralama hizmetleri veriyoruz burada. Birçok aileyi ev sahibi yaptık. Ve yapmaya devam ediyorsunuz. Evet. Arsa, arazi, fabrika alanlarıyla ilgili çalışmalarınız da mevcut. Ve talepler genelde nerelerden gelmekte ve hizmet nerelere kadar ulaşabilmekte? İzmir bölgesinde ağırlıklı taleplerimiz var ama onun dışında yurt dışından falan da talep görüyoruz ve bu taleplere karşılık veriyoruz. Bölge olarak baktığımızda nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Ege bölgesinin tamamına hizmet vermekteyiz. Sadece Menemen ya da bölgesinde? Tabii ki değil. Ege bölgesinin tamamında hakimiz şu anda. Şimdi efendim, özellikle burada başarılı olduğunuzdan dolayı sizi sektörde herkesin tanıdığı, tercih ettiği bir işletmesiniz. Ben sizin başarı sırlarınızı biraz değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Sizi bu sektörde bu hale getiren özellikleriniz nedir? Niçin insanlar sizi tercih eder? Genç ve dinamik bir ekibiz. Bunun dışında gerçekten bu işi layıkıyla yapıp asla müşterilerimize zarara uğratmıyoruz, mağdur etmiyoruz. Bu şekilde. Öncelikle dürüstlük. Dürüstlük çok önemli, evet. Alıcı ve satıcıyı mutlaka mağdur etmeyecek, onları bir araya getirecek. Gayrimenkulde en önemli şey dürüstlük sanırım. Önceliğimiz bu diyorsunuz. Evet. Şimdi dediğimiz gibi şu an sektörde en ileriden birisiniz. İleriye yönelik neler planlıyorsunuz efendim? İleriye yönelik plan ve projelerimiz arasında öncelikle kurumsallaşmak ve devamında daha fazla personel çalıştırmak. Ve yine daha çok insana hitap etmek gibi projemiz var. Evet, daha çok insana hitap etmek. Ama bunu yaparken kaliteden ödün vermeden bu hizmeti devam ettirmek kesinlikle ilk projemiz diyebiliriz. Bunun dışında yatırımcılara benim ufak bir tavsiyem olacak. Bu bölgeyi tercih ederlerse kısa vadede mutlaka kazanacaklardır. Bunları göz önünde bulundurlarsa çok... Özellikle önemli. Bölgemizin neresi tavsiyeleriniz efendim yatırımcılar için? Kent 2 bölgesi. Kent 2 bölgesinden yani malınız olsun yeter ki. Kısa zamanda bunu kâra dönüşecektir diyorsunuz. Evet. Buradan yatırımcılara da tavsiyeniz bu. Bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür başarılarınız ediyorum. Daim olsun. Sağ olun, teşekkürler.
mutfağının eşsiz lezzetlerindendir pide. Bu geleneksel lezzeti modern ve hijyenik üretim yöntemleriyle sevenlerine sunan benzersiz lezzet sırrı, sebzenin en tazesini ve etin en kalitelisini kullanarak müşterilerine sunan bir mekana konuk oluyoruz. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba efendim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Şimdi Akın Bey, yıllara dayalı tecrübeniz, kaliteniz, özellikle tercih edilme sebeplerinizle ilgili bütün bilgilerini sizden alacağız. Evet. Ancak öncelikle sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Akın Başkan kimdir ve kaç yıldır bu sektörde efendim? Akın Başkan, Aydınlıyım. 1990 yılında bu mesleğe girdim. 98'den beri işletmecilik yapıyorum. İlk şubemi Gaziemir de açtım. İkinci şubemi Buca'da açtım. Üçüncü şubemi de Menderes'te açtım. Üç şubeyle hizmet vermekteyim. İşte aşağı yukarı 30-35 çalışanımla beraber hizmet sektöründeyiz. Genelde ürünlerimi kendim temin ederim. Özellikle et, kırmızı et, tavuk türü ürünlerimi kendim temin ederim, keserim. Profesyonel bir kadro ile çalışmaktasınız. Evet, profesyonel bir kadro çalışmaktayım. Ustalarımdan çok çok memnunum. Hijyenik çok bir önemli. Ortamda çalışıyoruz. Temizliği çok önem veriyoruz. Özellikle ürünlerimizi kendimiz temin ediyoruz. Yani birinci elden kaliteli ürünler kullanıyoruz. Yağı olsun, hani diğer malzemelerimiz olsun. Birinci kalite ürün kullanıyoruz. Baktığımızda hizmetlerimizi de biraz açalım. Özellikle 30'un üzerinde bir yemek çeşidiyle hizmet vermektesiniz. Evet. Özellikle ağırlıklı olarak yemek, Menderes şubemizde özellikle ağırlıklı olarak yemek çeşidimiz çok. 30 çeşitten fazla yemek çeşitimiz, zeytinyağlı ürünlerimiz var. Dönerimiz, kebabımız, pide çeşitlerimiz, özellikle pide çeşitimiz de çok. Şimdi önümüzdeki yıllara baktığımızda özellikle neler planlıyorsunuz efendim? Ya biz daha da kalite hizmetimizi arttırmak, bu hizmetimizi geliştirmek, daha da ileriye dönük başka bir şeyimiz yok yani. Ürün yelpazesini evet, daha da genişletmek evet, evet, daha da daha çok insana hitap evet, etmek evet, efendim, evet, evet. Şimdi şu an sizi sektörde en iyi yapan özellikleri saydınız biraz evet. Evvel. Ürün kalitesi, ürünlerimizi kendimiz temin ederiz. Mutlak araştırarak alırız. Günlük evet. Taze olmasına aynen. Ve marka olmasına özen gösteririz dediniz. Profesyonel bir kadro ile çalışmaktasınız. 3 değişik şubede 30'un üzerinde 38 profesyonel evet. Kadro ile hizmet veriyorsunuz. Ve şube bazında baktığımızda özellikle Menderes şubesinde yaklaşık 200 kişiye aynı anda hizmet verebilecek evet, kapasitede evet, olduğunu evet, söylediniz. Evet, aynen. Şimdi sizi bu sektörde en iyi yapan sebeplerden bir tanesi de müşteri memnuniyetidir. Biraz buradan bizi tercih eden ve izleyen değerli izleyicilerimize bir teşekkür mesajınız varsa alabilir miyiz? Vallahi hepsinden Allah razı olsun. Ayakların sağlık. Hepsini çok seviyorum. Yine de beklerim. Yolları düşerse her zaman beklerim. Menderes'i tercih ederim. İlk tercihler biz olsun. Gerek yemek çok konusunda, gerek ziyaretlerini evet, bekliyorum evet, diyorsunuz. Evet, bekleriz yani. Memnun kalacaklarım kesinlikle eminim yani. Onlara hizmet vermeye evet, devam etmekte evet, devam ediyoruz. Göreviniz diyorsunuz. Hepsini çok teşekkür ederim. Kozmetik bir kimseyi daha çekici hale getirmek ya da görünüm sorunlarını gidermek için kullanılan ürünleri, uygulanan bakım ve tedavileri kapsayan bir kavramdır. Daha güzel bir görünüm kazanmak için uğranılması gereken bir sektördeyiz. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizler deyiz. Mustafa Bey, burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz gibi bütün detay bilgilerinizi sizden alacağız. Ancak öncelikle sizi tanıyarak başlamak istiyoruz. Mustafa Bey kimdir ve ne tür hizmetler vermektesiniz efendim? Aslen Rizeliyim, 1970 doğumluyum. 2008'den beri bu sektörde hizmet vermekteyiz. Verilen hizmetleri biraz açalım isterseniz değerli izleyicilerimize. Genelde kozmetik grubu olarak çalışmaktayız. Kozmetik ürünleri yanı sıra bijuteri üzerinde hizmet vermekteyiz. Aksesuar grupları üzerinde hizmet vermekteyiz. Sağlıkla olan her ürünü satmaya çalışıyoruz insanlara. Ve teminine geldiğimiz zaman zannediyorum sadece Türkiye ile sınırlı değil. Hayır, genelde yurt dışından alıyoruz ürünleri. %80 yurt dışından alıyoruz ürünlerimizin hepsini.
Ama olmazsa olmazınız insan sağlığına tabii, zarar vermeyen. Öncelikle insan önler. Sağlığı. Tabii. Öncelikle şimdi insan. Nerelere kadar bu hizmet ulaşmakta ve müşteriler size nerelerden gelir efendim? Vallahi Türkiye'nin her yerine hizmet vermekteyiz. Zaten öğrencilerimiz genelde yurt dışından, şehir dışından, Türkiye'nin her yerinden gelmeye çalışıyor buraya, bu bölgeye. Hemen hemen herkese hizmet veriyoruz. Ve bugün sektörde en iyilerden birisiniz. Evet. Ben biraz ileriye yönelik plan ve projenize de değinmek istiyorum. Neler planlıyorsunuz önümüzdeki yıllarla ilgili? Yani hizmet, daha iyi bir hizmete vermek istiyoruz. Ayrıca şubelerimizi arttırmak istiyoruz. Genelde önce İzmir'den başlayarak belli bölgelere yayılıp daha hizmet vermek istiyoruz. Daha geniş kapsamlı hizmet vermek istiyoruz. Zaman içerisinde şube sayısını arttırmak. Belki evet. Daha çok insana hitap etmek istiyorsunuz evet. Ama önceliğimiz kalite diyorsunuz. Öncelikle şu kalite. Şu an iki tane noktada hizmet veriyorsunuz evet, sanırım. 250 toplam kaç kişi çalışıyor efendim? Toplam 15 kişi çalışıyor. 250 metrekare bir alan içerisinde hizmet vermekteyiz. 15 uzun yıllar bu sektörde evet, hizmet vermiş evet, bir kadro ile evet, çalışıyorsunuz. Evet. Ve iki noktada hizmetiniz evet. Varken önümüzdeki yıllara baktığımızda şube sayısını artırmakta hedeflerinizin içerisinde. Ancak müşteri memnuniyetinde yok sayamayız. Burada en önemli sektörlerde özellikle iyi olma sebeplerinden bir tanesi müşteri memnuniyeti. Ve bizi izleyen izleyicilerimizin içerisinde sizleri tanıyan birçok müşteriniz de var. Onlara buradan bir teşekkür mesajınız olacak mı efendim? Tabii bize yani iş yerimize gelin, bize hizmet alan bütün müşterimize teşekkür ediyoruz. Bizim olmaya devam etsinler. Çok daha iyi noktalara getireceğimize inanıyoruz. Kendi bünyemizde çalışan personelimizle birlikte daha hizmet vereceğiz. İnşallah onlara da buradan teşekkür ediyorsunuz. İzin verirseniz ben de sizlere adına küçük bir davette evet, bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz İzmir Bornova'da sektörünün en iyilerinden birindeydik. Ve gerçekten ürün kalitesi çalışan kadrosuyla mutlak görülmesi gereken bir iş tekme olarak biz de size burayı tavsiye ediyoruz. İyi çalışmalar, zaman teşekkür ayırdınız. Ederim, çok hoş teşekkür ederim, kaliteniz ve çalışmalarınız bol olsun efendim. Sağ olun. Hayvancılığa dayalı bir sanayi kolu olan süt ve süt ürünleri tüketimi, bu ürünlerin insan yaşamının sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için alternatifi olmaması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Bunun için tüm çalışanlarının katılımı ile müşterilerinin beklentisi doğrultusunda ürün ve hizmet kalitesinden taviz vermeden tercih edilen ve örnek gösterilen bir firmaya konuk oluyoruz. Adım Canan Urhan, İzmir doğumluyum. Bundan yaklaşık 7-8 yıl kadar önce oğlumun Fransa'da üniversiteye başlamasıyla birlikte ben de Fransız peynirleriyle tanıştım. İlk önce dili öğrendim. Daha sonra Fransız peynirlerinin ve tüm Avrupa peynirlerinin yapım teknolojileri üzerine bir eğitim aldım. Bir okula gittim. Burada öğrenmiş olduğum teknoloji bilgilerini kendi imalathanemde tamamen Türk damak zevkine uyarlayarak çok farklı bir peynir ortaya çıkardım. Çok küçücük miktarlarla çalışarak uzun yıllardır bu peyniri her gün biraz daha kapasiteyi büyüterek çok daha iyi bir noktaya taşıdım. Bugün artık 4 kişiyiz biz ve 1,5 yıldır da profesyonel anlamda peynir üretiyoruz. Bizim peynirlerimiz %100 keçi sütünden üretilmiş, içinde hiçbir şekilde kimyasal katkı olmayan, randıman arttırıcı kullanmaya ihtiyaç duymadığımız, 12 litre sütten 1 kilo peynir çıkardığımız, tamamen doğal ürünlerdir. Biz sütümüzün, her zaman söylerim, hiçbir zaman yağını almayız. Çünkü tereyağı ya da krema yapmayız. Şimdi butik bir hizmet veriyorsunuz özellikle ve biraz evvel de söylediğiniz gibi son derece kaliteli bir hizmet bu. Siz sadece damağa hitap etmiyorsunuz aslında, göze ve aynı zamanda da ruha hitap eden bir çalışmanız teşekkür var. Teşekkür ederiz. Onlara verdiğiniz isimler ruhu etkilerken damağı etkileyen harika tatlar, lezzetler ve yine göze hitap eden güzel görseller de sunuyorsunuz. Ben biraz önümüzdeki yıllara değinmek istiyorum. Neler planlıyorsunuz önümüzdeki yıllarla ilgili efendim? Önümüzdeki yıllarla ilgili olarak planladığımız üretim halimizi biraz büyütüp ürün gamımızı çeşitlendirmektir. Çünkü bizim peynirsever dostlarımız, özellikle Türkiye'de yaşayan yabancı peynirsever dostlarımızdan gelen talepler üzerine farklı peynirler de sunmak istiyoruz. Bu nedenle üretim halimizi biraz daha büyütmek, belki birkaç arkadaşımızı daha bünyemize katarak farklı ürünler sunmak istiyoruz. Şimdi aslında amatör ruhla başladığınızı söyledim ve bugün evet tesis son derece kaliteli bir tesisle de hizmet teşekkür veriyorsunuz. Ederiz.
Ancak amatörlüğünüzü hala kaybetmemiş ruhtasınız. Aynı şekilde devam ediyorsunuz. O amatör ruhun uzun yıllar devam etmesini diliyorum. Çok teşekkür ederim. Özellikle şu an bizi izleyen ve sizleri tercih eden birçok değerli müşterileriniz de bulunmakta. Bizi izleyen ve sizi tercih eden değerli müşterilerinize buradan bir teşekkür mesajınız olacak mı efendim? Tüm peynir sever dostlarımıza, peynirlerimizi tercih eden tüm dostlarımıza Miralem peynirlerinden koskocaman bir teşekkür, sevgiler ve saygılar sunarım. Değerli seyircilerimiz, özel eğitim deyince anlamını mutlaka zihninizde şöyle bir düşünüyorsunuzdur. Fazla düşünmeyin, biz sizleri götürüyoruz. Bilgi, insanlık tarihinin her döneminde önemli olmakla beraber kitle iletişim araçlarının da küçüldüğü dünyada en önemli etken haline gelmiştir. Bilginin kazanılmasında, kullanılmasında ve bilgi gücünün üretilmesinde en önemli görev eğitim sistemlerindendir. Geleceğin nitelikli iş gücünü de yetiştiren eğitim kurumları, kişi, aile ve ülkelerin de geleceklerini belirleyen en önemli kurumlardandır. Leyla Hanım merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. Efendim, burada verilen hizmetlerinize, özellikle başarı öykünüze değineceğiz. Ancak değerli izleyicilerimize sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Leyla Kazak kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet verirsiniz efendim? 27 yıllık İngilizce öğretmenliğinin ardından Ekim 2015'te kız kardeşim Nevi Yücel ile birlikte kendi etüt merkezimizi kurduk. Yaklaşık 7 aydır hizmet vermekteyiz. 200 metrekarelik bir alanda 5 derslikli etüt merkezi işletmekteyiz. 7-14 yaş grubu, 2. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrencilere eğitim öğretim hizmeti vermekteyiz. 12 kişilik profesyonel bir kadroya sahibiz. 10 tane öğretmenimiz şu anda bizimle birlikte çalışmakta. 3 sınıf öğretmeni, Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, İngilizce, satranç, müzik öğretmenlerimiz bizimle beraber çalışmaktalar. Verdiğimiz hizmet sadece öğretime sınırlı değil. Öğrencilerimizin ödevlerinin yapılmasının ardından değişik sosyal etkinliklerimiz var. Öğrencilerimiz sıkılmadan öğrenme durumundalar merkezimizde. Mutfak sanatları saatlerimizde yoğurt yapmaktan, yoğurt mayalamaktan, tutun da turşu kurmaya, fırında poğaça pişirmeye kadar. Tarım derslerimizde öğrencilerimiz arka bahçemizdeki küçük bir alanda tarım uygulamaları yapmaktalar. Mevsimine göre uygun olan meyveler, sebzeler ekilip dikilmekte. Bakımı tamamen öğrencilerimiz tarafından yapılmakta ve öğrencilerimiz bundan çok büyük keyif almaktalar. Bu el becerilerini geliştirme konusunda onlara verilen bir hizmet. Evet. Ayrıca özellikle öğrencilerimizin kendileri ve aileleriyle yaptığınız sosyal diyaloglar sonrası öğrencilerimize çok fazla zaman ayırdığınızı biliyoruz. Onlarla bu butik çalışmalarınız ve bu becerilerinizde sizi bu sektörde en iyi işletmelerden biri yapma özelliği var. Biraz ileriye yönelik plan ve projelerimize de değinmek istiyoruz. Neler hayal ediyorsunuz önümüzdeki yıllarla ilgili efendim? Önümüzdeki yıllarda tabii ki temennimiz daha geliş alanlarda daha fazla öğrenciye, daha fazla veliye hizmet götürebilmek. Tabii bunu da yaparken bugünkü vermiş olduğumuz hizmetteki kaliteden ödün vermeden bu hizmeti devam ettirmek ilk projemiz diyebiliriz. Şimdi efendim özellikle bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde sizlerden hizmet alan öğrencileriniz ve velileriniz de bulunmakta. Onlara buradan özellikle bir teşekkür mesajınız olacak mı? Tabii ki. Öncelikle bize inandıkları, bize güvendikleri için, bizimle beraber yola çıktıkları için bundan sonraki yıllarda da onlara hizmet vermekten çok büyük onur duyacağız. Bu arada bizi tercih eden ve izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Daha önce görmediğiniz canlıları görmek, birçok insanın ayak basmadığı zeminlere ulaşabilmek insana büyük haz verir. Suyun altında daha keşfedilmemiş binlerce tür olduğunu bilmek bu hazı sonsuz kılar. En yüksek dağlar, en büyük volkanlar okyanus tabanlarında yer alır. Aynı gezegende farklı bir dünyayı keşfedebilmek için yapabileceğimiz en keyifli aktivitedir sualtı sporları. Eğitmenimiz Murat Bey'den dinliyoruz.
Merhabalar Murat Yaman Beyefendi, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Şimdi efendim biraz siz değerli izleyicilerimize sizin ağzınızdan da tanıtalım. Murat Yaman kimdir ve ne zaman başladınız efendim sporuna? 12 yaşında, Almanya doğumluyum normalde. 12 yaşında ben denizci tutkum başladı. Serbest dalış olarak başladım. Ve denizden çıkmıyordum. Sabahtan akşama kadar denizden çıkmadığım günler oluyordu. Bunu böyle devam ettirerek bu profesyonelliğe döndüm. Altay su altı takımına girdim. Oradan bir takıma geçip su altı gösterileri kendimi yükselterek sanayi dalgıçlığına başladım. Bu arada bu dalış eğitimlerini sertifikalar için profesyonel olarak sanayi dalgıcı olarak gerekli belgeleri hepsini aldım. Sanayi dalgıcında çok batıklarla uğraşıp batık çıkarma yani çok kurtarma olayları çok oldu. Bundan sonra turizme geçmek istedim ve turizmde müşterilerle yabancı dilde bir problem olmadığı için müşterilerle çok iyi anlaşıp su sporları ve dalışı tercih ettim. Şimdi ülkemizi doğru temsil etmek adına başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Sizin de söylediğiniz gibi ancak dışarıda almış olduğunuz eğitimler ya da dünyanın birçok noktasında dalışlar yaptığınız için özellikle gördükleriniz, bilgi birikiminizi, tecrübenizi de ülkemize getirdiniz. Aslında su sporlarına baktığımızda ülkemizin üç tarafı denizlerle kaplı bir ülke, çok büyük avantajlara sahibiz. Ancak biliyoruz ki bu sektörü canlandıracak, harekete geçirecek bir takım eksiklerimiz de var. Tamam. Özellikle bölgeyle ilgili bir dalgıç olarak hangi tür eksiklikler görmektesiniz? Bu konudaki tavsiyeleriniz ya da devletten ya da büyüklerimizden ricalarınız nelerdir? Bölge olarak denizlerimizde pek bir şey kalmadı burada. Yani tarihi olarak böyle bizim istediğimiz aslında uçak batıkları veya gemi batıkları veya heykeller, bu tür şeyler çok yapılıyor. Bu bölgemizde onlar eksik. Onun da bir destek görüp de burada bunları uygulayabilirsek çok daha büyük bir heyecan verici bir ortam yaratırız. Turizm bakımından da çok bir çok faydalı olur. Çok fazla iyi görürüz diyorsunuz değil mi? Evet, aslında doğal olarak inanılmaz güzel yerlerdeyiz. Doğal hali çok muhteşem. Güzel. Ancak bunlara biraz daha özellikle profesyonelliği katarak işte batık, gemi, uçak gibi ya da heykel gibi dediğiniz gibi bazı batıkları da ilave edersek dünyanın zaten birçok noktasından burası ilgi görmekte. O ilgiyi daha da arttırarak özellikle turist gelmesini sağlayabilecek özellikleri sağlarız buradan. Tabii. Da. Tabii bu konuda da yetkililerden yardım istiyorsunuz. İstiyorum. Şimdi efendim ben sizinle uzun yıllara dayalı tecrübeniz hakkında, burada verdiğiniz başarılı hizmetler hakkında aslında çok uzun konuşmamızın gerektiğini biliyorum. Bize tanınan kısa süre içerisinde bize zaman ayırdığınız için ben size çok çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz kaliteli bilgiler için ayrıca teşekkürler. Buradan sizi tercih eden ve izleyen değerli izleyicilerimize bir teşekkür mesajınız olacak mı? Değerli izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi bekliyorum. Hüseyin Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hüseyin Bey, burada verilen hizmetler ve sektör olan katkılarınıza değinmeden önce değerli izleyicilerimize öncelikle sizi tanıyarak başlamak istiyoruz. Hüseyin Bey kimdir ve burada verilen hizmetleriniz nelerdir efendim? Hüseyin Bey 1980 Turgutlu doğumlu. Turgutlu'da ikametgah eden Turgutlu'da iş yeri Usta Otomotiv firması adı altında oto alım satım işiyle uğraşan, ticaretle uğraşan işletmeciyiz. Burada verilen hizmetleri biraz açalım efendim. Burada müşteriye güven ortamında araba alım satım işleri yapmaktayız. Gerek satmak isteyenler bize ulaştıklarında araçlarına bakarak, değer biçerek araçlarını almaktayız. Ve de aynı zamanda iş yerimizdeki mevcut araçlarımızı müşterilerimizin beğendiği takdirde satışını vermekteyiz anlaştığımız takdirde. Şimdi özellikle binek araçlarla çalışıyorsunuz gördüğüm kadarıyla ve bu hizmet nerelere kadar ulaşabilmekte efendim? Evet, özellikle B sınıfı yani otomobil ve hafif ticari kamyonet grubu araçlar alıp satmaktayız. Bu hizmetlerimiz müşterilerimiz bize iş yerimizde gerek gördükleri arabalarımızı ve de gerek internet adresimiz ustaotomotivturgutlu.com.tr adresimizden ulaşıp oradaki beğendiği araçları bize telefon numaralarımızdan ulaştığı araçlardan Türkiye'nin her yerine alım satım yapmaktayız. Şimdi efendim başarılı hizmetlerinizde şu an bölgede sektörün emirlerinden birisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan ve projenize de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz? Müşterilerimize daha güvenli, daha konforlu
araçlarımızı uygun fiyata satmak hedeflerimiz bu. Tabii yelpazeyi genişletmek, daha çok insana hitap etmek, evet, ve özellikle bünyenizde de daha fazla insan çalıştırmak gibi projeniz var ama önceliğiniz kaliteden ödün vermeden bu hizmeti devam ettirmek anladığım kadarıyla. Şimdi efendim özellikle yıllardır sizi tanıyan ve sizlerden hizmet alan, halihazırda da almaya devam eden birçok değerli müşterileriniz bizleri izliyor olacaklar. Onlara buradan bir teşekkür mesajınız olacak mı? Onlara, hepsine, müşterilerimize, genel televizyon karşısındaki izleyicilerimize, hepsine ayrı ayrı çok teşekkürlerimi sunarım. Hizmetlerimizi devam ettireceğiz inşallah. Efendim bize de zaman ayırdığınız için bizler de size teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. İnşallah. Sağ olun. Size, ben de sizlere teşekkür ederim. Şimdiki durağımız bir sigorta şirketi. Üstelik yalnızca sağlık sigortalarında hizmet vermiyor. Dürüst, güvenilir, tercih edilen ve kalıcılığı vizyon edinmiş, kaliteli ve çözüm odaklı hizmet anlayışı ile sigorta sektörüne öncülük eden bir firmadayız. Merhabalar Gürkan Bey, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Şimdi efendim, 16 yıl aşkın bir süredir bu sektörde kaliteli hizmet veren ciddi bir işletme ve işletmecisiniz. Ben bugüne kadarki tecrübelerinizden, vermiş olduğunuz hizmetlerden, özellikle hizmet kalitesinden ve sizlerle ilgili ileri yönelik plan ve projelerinizden de bilgi almak için sormak istiyorum. Gürkan Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet verir? Ne tür hizmetler vermektesiniz? Evet. Adım Gürkan Aksu, İzmir doğumluyum. 16 yıldan beri dediğiniz gibi bu sektörde hizmet veriyoruz. Bu işe başladığımızdan beri hep kafamdaki düşünce şu oldu: İnsanlara karşı güven aşılamamız gerektiğini, herkesin mal varlığını kendi mal varlığımız gibi düşünmemiz gerektiğini düşünerek hareket ettim. Ve bu düşünceyle de şu andaki mevcut olan müşteri portföyümüze ulaştık. Çalışmış olduğumuz sigorta şirketleri dünyanın belirli başlı sigorta şirketleri. Bu belirli başlı sigorta şirketlerinin desteğini de alarak çalışmış olduğumuz firmalara bu desteği sağlamış bulunuyoruz. Türkiye içerisinde ve yurt dışında tüm müşterilerimize istenilen tüm teminatları sağlama imkanına sahibiz. Bununla ilgili yurt dışından bağlantılarımız sayesinde Türkiye'de bulunamayan tüm teminatları da müşterilerimize verme imkanına sahibiz. Profesyonel ve kaliteli bir kadromuz var. Bu kadroyla birlikte bir takım halinde çalışıyoruz. Arkadaşlarımın bana desteği çok büyük ve onlar sayesinde her geçen gün daha ileriye doğru gidiyoruz. Önümüzdeki dönemde işletmemizi bir kademe daha büyütüp şubeleşme yoluna gitmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte istihdamımızı da daha fazla arttıracağız. Sigorta sektörüyle ilgili de tüm herkesin sigorta polisinin belirli ufak tefek de olsa bir şeylerinin sigortalatmasını tavsiye ediyorum. Ki sigortalanmanın ne demek olduğunu, bir başlarına problemli bir durum, bir hasar geldiğinde sigortanın nasıl işe yaradığını görmelerini tavsiye ederim. Sektör, Türkiye'deki sigortacılık sektörü daha Avrupa'ya göre çok küçük bir pastada payı var. Bunun ileriki yıllarda daha da çok büyüyeceğini düşünüyorum. Bununla ilgili de kendim Gürkan Aksu olarak sektöre katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bununla ilgili gerek ticaret odasında, gerek sigorta derneklerinde aktif olarak yer alıyorum. Sektörümüzü daha iyi bir duruma getirmeye çalışıyorum. Efendim, bize verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Sektörel Haber Merkezi'nden bugünlük de bu kadar değerli seyircilerimiz. Yeni bir Sektörel Haber Merkezi'nde yepyeni konu, yepyeni konuklarla birlikte olacağız. Bekleyin, sizlerle birlikteyiz.